Merhaba arkadaşlar, bir soru çözüm videosuyla daha birlikteyiz. Bu videoda size hücresel solunumla ilgili soru çözüm yapacağım. Hücresel solunum biliyorsunuz 3'e ayırmıştık. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermentasyon. Şimdi bunlarla ilgili soru çözüm yapalım. Bu arada siz de elinizde kitaplardan mutlaka soru çözümü yapın. Birinci soruda diyor ki hamurun mayalanma sürecinde kapta bulunan bakterilerin çoğalma grafiği nasıl olur? Arkadaşlar hamur mayalanırken içerisinde bulunan bakterilerin sayısı da artar. Ama bir süre sonra hamurun içerisinde bulunan glikoz miktarı azaldığı için bakterilerin sayısı bir süre sonra azalacak. O yüzden bizim grafiğimiz ne olur? Bakın bir süre artan daha sonra azalan grafik olur. Yani D şıkkı olur. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki oksijenli solunumda olayların hangilerinde substrat düzeyinde fosforilasyon görülür? Neydi substrat düzeyinde fosforilasyon? Organik madde kullanarak ATP üretmekti. Glikolizde glikozu kullanarak ATP üretiyorduk. O yüzden substrat düzeyinde fosforilasyondur. Krebs'te asetil koenzimayı kullanarak ATP üretiyorduk. O yüzden bu da substrat düzeyinde fosforilasyondur. Ama ETS'de oksijen kullanılarak ATP üretiliyor. Dolayısıyla bu oksidatif fosforilasyondur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Geçelim 3. soruya. Ökaryotlarda gerçekleşen oksijenli solunum reaksiyonlarında olaylarından mitokondride gerçekleşenler hangileridir ve hangi sırayla görev verilmiştir demiş. Yani bize sıralamasını istiyor ve mitokondride gerçekleşenler istiyor. Biz ilk önce normal bir sıra yapalım. Daha sonra bunların içerisinde mitokondride gerçekleşenleri bulalım. Arkadaşlar ilk önce ne olacak bakın. Glikoz aktifleşecek. Yani 4 numara 1. sırada olur. Daha sonra pirivat oluşacak. Bakın bakıyorum buralarda herhangi bir şey yok. O zaman pirivat oluşur. 5 numara. Sonra arkadaşlar karbondioksit ve su mu oluşur? Acaba NADH'lar mı yükseltgenir? NADH2'nin yükseltgenmesi demek hidrojenlerini kaybetmesi demektir. Hidrojenini nerede kaybediyor? ETS'de. Ama karbondioksitin oluşması nerede olur? Krebs'te ve asetil koenzim oluşumunda. O zaman sıradaki 2 numaradır. Daha sonra NADH'lar yükseltgenecek ki su oluşsun arkadaşlar. 1, 3. Bu şekilde sıralarız. Şimdi bunlardan hangileri mitokondride gerçekleşiyor? Bakın glikozun aktifleşmesiyle pirivatın oluşması bunlar sitoplazmada olur. Bu glikoliz olayıdır. Bu glikolizdir. O yüzden de sitoplazmada olur. Dolayısıyla geriye kalan şu 3 tanesi de nerede olur arkadaşlar? Mitokondri. Yani biz şıklarda, ben şıkları yazmadım ama şıklarda ne arayacağız? 2, 1, 3 sıralı şıkkı arayacağız. Cevabımız bu şekilde olur. Gelelim 4. sorumuza. Şöyle geçelim. Diyor ki yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde ATP'nin hem üretimi hem de tüketimi vardır? Arkadaşlar bir tane tepkimede ATP hem üretilip hem tüketiliyordu. O da glikolizde. Diğerlerinde sadece üretimi gerçekleşiyor. Ya da mesela etil alkol ve laktik asit fermentasyonlarında yani şu B ve C kısmında ATP üretimi yok. Burada ne vardı? NAD'ları serbest bırakmak için bu olaylar gerçekleşiyor. NAD'lar hidrojenlerinden kurtulup serbest kalıyordu. Dolayısıyla ATP'nin hem üretildiği hem de tüketildiği yer neresidir? Yalnız A'dır. Yani glikoliz olayıdır. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki maya mantarları etil alkol fermentasyonu yapmalarına rağmen ancak %13'lük alkol yoğunluğuna dayanabilirler. Bu miktarın üzerindeki yoğunluk faaliyetlerini durdurur. Maya mantarlarındaki bu durumu hangisiyle açıklanabilir? Okuyalım şıkları. Maya mantarlarının kalıtsal yapısı değişir. Bir alkol değişikliğinden kalıtsal yapı değişmez arkadaşlar. O yüzden bu gitti. Ortamda yeterli substrat kalmaz. Substrat zaten alkol oluşunca maya mantarı artacak. Dolayısıyla substratla ilgili bir durum da yok. Bu da gitti. Ortamda bulunan son ürünün inhibitör etkisi yapması. İnhibitör ne demekti? Durdurucu etki değil mi? Son ürün olarak alkol oluşuyor. Bu alkol gidip enzimleri durdurabilir. Dolayısıyla bu olabilir. Ama diğerlerini de okuyalım. Reaksiyonlarda ortam ısısı yükselir ve enzim etkinliği azalır. Bakın burada ısıyla ilgili bir şey söylememiş bize. Alkolle ilgili söylemiş. Dolayısıyla bu da olmaz. Maya mantarları reaksiyonları başlatacak gerekli aktivasyon enerjisini bulamaz. Bununla hiç ilgisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? C şıkkı olur. Geçelim 6. soruya. Hangisi oksijenli solunumun temel amacıdır demiş.
glikozu yıkmak, pirvikesit üretmek, ATP sentezi yapmak, su oluşturmak, karbondioksit oluşturmak. Arkadaşlar temel amacımız nedir? Enerji üretmektir hücresel solunumda. Gelelim 7. soruya. Yukarıdaki olaylardan hangileri tüm fermentasyon çeşitleri için ortak değildir? Bakın fermentasyon çeşitleri neydi? Bir etil alkol vardı, bir de laktik asit fermentasyonu vardı. Etil alkolde karbondioksit çıkışı olurken laktik asitte bu çıkış olmuyordu. Diyor ki karbondioksit çıkışı, bakın etil alkolde var, laktik asitte yok. O zaman ortak değil. Bu ortak olmayan. Ortak değil. ATP kazancı, her ikisinde de ATP kazancı var. Bu ortaktır. Son ürünü olarak sadece organik madde oluşması. Bakın etil alkol fermentasyonunda karbondioksit de oluşuyor. Yani inorganik madde de oluşuyor. O yüzden bu ortak değil. NADH2'nin yükseltgenmesi, yani hidrojenlerini kaybetmesi, ikisi için de ortaktır. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Ortak olmayanı sorduğu için cevabımız 1 ve 3 olur. Geçelim 8. sorumuza. 8. soruda diyor ki, bak iki tane çözelti vermiş bize. Birinde Y bakterisi, birinde de X bakterisi var. Diyor ki yukarıda verilen kapların her ikisinde de bir süre sonra glikoz miktarının azaldığı ve X bakterisinin bulunduğu kapta gaz çıkışı olurken Y bakterisinin bulunduğu kapta gaz çıkışı olmadığı görülüyor. Şimdi her ikisi de fermentasyon yapıyorsa gaz çıkışı X bakterisinin bulunduğu kapta oluyor. O zaman gaz çıkışı hangi fermentasyonda vardı arkadaşlar? Etil alkolde. O zaman X bakterisi etil alkol fermentasyonu yapıyor. O zaman Y bakterisi ne yapıyor? Bu da laktik asit fermentasyonu yapıyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Her iki kaptaki bakteri sayısı biraz artmış olabilir. Evet. Hani burada besin olduğu için, uygun bir ortam olduğu için üreme yaparlar. O yüzden bu doğrudur. Her iki kapta da fermentasyon olur. Evet, doğru arkadaşlar. X etil alkol, Y laktik asit üretmiştir. Bakıyorum X etil alkol, Y laktik asit. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olur? 1, 2, 3 olur. Geçelim 9. soruya. Fakültatif bir bakteride ne demek fakültatif? Hem oksijenli solunum hem de oksijensiz solunum yapan bakteri demektir. Solunum reaksiyonları gerçekleşirken bu grafikler oluşuyor arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki grafiklerde verilen değişimlerden hangilerinin gerçekleşmesi bu bakterinin oksijenli ortamda yaşadığını kanıtıdır. Bakın oksijenli ortamda yaşaması. Şimdi oksijenli solunuma bakalım. Oksijenli solunumda besin artı oksijen, karbondioksit artı su oluşuyor. Fermentasyonlara bakalım. Bakın besin oksijensiz ortamda ne üretiyor? Etil alkol. Etil alkol artı karbondioksit ya da ne üretiyor arkadaşlar? Laktik asit üretiyor. Bakın karbondioksit çıkışı olsaydı eğer ben bunun kesinlikle oksijenli solunum yapar diyemezdim. Çünkü oksijensiz solunumda da karbondioksit açığa çıkıyor etil alkol fermentasyonunda. Dolayısıyla bu olmaz. Pürvik asit bir süre artmış, üretilmiş, sonra bunu kullanmış. Bu hem oksijenli de hem oksijensiz de ortaktır. Her ikisinde de kullanılır. Bunu da kullanamam. Ama su çıkışı sadece kimde var? Oksijenli solunumda var. O zaman bir numaralı grafiğe bakarak kesinlikle oksijenli ortamda yaşadığını söyleyebilirim. Cevabımız ne olur? Yalnız bir olur. Evet, geçiyoruz son sorumuza. Şimdi burada laktik asit miktarını gösteren bir grafik verilmiş. Diyor ki bir memelinin çizgili kas hücrelerindeki laktik asit miktarındaki değişim grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakıyorum arkadaşlar, bakın 1, 3 ve 5 numarada laktik asit miktarı artıyor. Demek ki burada laktik asit üretmiş, oksijensiz solunum yapmış. 2 ve 4 numarada azalıyor. O zaman burada oksijenli solunum yapmıştır. Tüm zaman aralıklarında glikoliz gerçekleşmiştir. Evet, burada oksijensiz, burada oksijenli solunum yaptığı için tüm zaman aralıklarında glikoliz olur. Çünkü glikoliz ikisinde de ortaktı. O yüzden bu doğru. Laktik asit fermentasyonu en hızlı birinci zaman aralığında gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar bakın 1'e bakın şu şekilde gidiyor ama 5'e bakın direkt çıkmış. O zaman en hızlı 1 diyemeyiz, 5 deriz. Bu yanlıştır. 2 ve 4. zaman aralıklarında oksijenli solunum yapılmaktadır. 2 ve 4'te laktik asit azaldığı için demek ki yeterli oksijen gelmiş, oksijenli solunum yapmaya başlamış.
Bu da doğrudur. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Böylece sorularımızı bitirmiş olduk. Ben hani az az soru çözüyorum ama ileriki videolarda size MEP kazanım testlerinin sorularını çözeceğim arkadaşlar. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümü yapın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.